Türkiye'de gerçekten hayal kurma biraz zor. Çünkü ekonomik şartlardan dolayı. Burada ben hayal kurabiliyorum. Mesela ev olsun, araba olsun, başka ülke gezme olsun. Burada o rahatlık var. Hayal kurabiliyorsun burada. Aynen öyle. Yani istediğim, hani hayal edebilirim. Hani bu arabayı alacağım veya bu evi alacağım. Burada istediğin her şeyi elde edebiliyorsun. Evet. Aynen öyle. İstediğiniz her şeyi. Parayla alamayacağın şey yok bu Almanya'da. Çalışınca yani alamayacağın hiçbir şey yok. Ama Türkiye'de hiçbir şey alamıyorsun. Hiç alamazsın. Sadece. Belirli. Belirli değil, hiçbir şey alamıyorsun. Yani. Türkiye'de asgari ücretle evini geçindirirsin. Hani artıramazsın parayı. Ben Türkiye'deki 365 bin lira borcum vardı. 2 ayda burada ödedim. Vallahi son Türkiye'de ödemesini bugün yaptım. Türkiye'de onu 2 ayda diyemezsin. 2 ayda burada ödedim. ANS arkadaşım şahitti. 2 ay çalıştım, ödedim. Evet abi. Türkiye'de normalde de hayal kurulur. Niye kurulmasın Türkiye'de de hayal? İnsanlar da yorulduk artık. Bu ülkede hayal kuramıyoruz. Yok abi yani. Onlar yalan söylüyordur abi bence. Abi ben nasıl hayal kuruyorum? Ya mesela araba almanın ayarını kuruyorum mesela. Paramı biriktirsem inşallah, Allah nasip ederse. Ve evlenmenin ayarını kuruyorum. Nasıl kuracağım ben de çok iyi bilmiyorum da. Ya bir şekilde yapacağız artık. Öyle. Yalnız olduğum zaman da kendime hayalleri kurabilirim abi. Yani burada kuramazsın hayal. Hayaller yok burada abi. Hayallerimiz çoktan uçtu gitti abi, öyle diyelim. Gece yalnız olduğum zaman da hayaller kuruyorum kendi kafamda. Öyle diyebilirim. Yani hayal kuramıyorum abi. Artık hayallerim çoktan gitti. Futbolcu olmak istedim abi eskiden. Sakatlandım. İşte öyle olaylar vardı. Hayallerim çoktan çöktü abi ya. Gitti abi, öyle diyelim. Ama yalnız olduğum zaman da öyle bazı insanlar da şey oldu kafasında. Kendi hayaller kafasında kuruyor. İşte ben öyle bir insanım abi. Duygusal bir insanlarım abi. Yani hayallerim çoktan gitti. Almanya'da hayaller yaşamıyorsun abi, işte burada çalışıyorsun. Ancak çalışmak abi, işte daha bir şey kalmadı. Yaşamıyorsun. Şu an ben tatil, bir hafta tatil aldım abi. Haftaya gene çalışacağım yani. Kaç sene öyle gidecek. Artık insan bıktı artık abi, nasıl diyeyim ben. Yeter artık abi ya, işte öyle diyeyim. Ama hayaller yok, hayaller çoktan gitti abi benim. Hayal alemimde herhangi bir değişiklik olmadı, onu söyleyebilirim. Ki zaten girişim, teşebbüs bakımından bakılınca da çok ihtiraslı birisi de değilim. Hani benim harcım değil burada yaşamak, söylediğim gibi. O yüzden çok hayal kuramayacağımı, yani kurmadığımı söyleyebilirim. Çok İstersen yani, gerçekleştirirsin. Evet. Çok yeni gelen bir insanın da ilk etapta buraya yani... İlk etapta bir düzenli... Sıfırdan başlaması lazım her şey. Hayat sıfırdan başlıyor. Burada yine de... Ya çok zengindir, oradan parayı getirir buraya. Hani bir sistemi oturtturur, işi gücü de olur. Hani öyle yaşayabilir ama... Ya bazen tabii insan... Bir boşluğa düşüyor. Ne olacak, nasıl olacak? Ama yine de hayallerimiz var. İnşallah Allah izin verirse gerçekleştireceğiz.